Hükümetin yapmış olduğu çalışmalarda gelinen nokta nedir? İlerlemeler görülüyor mu? Ve acil olarak bu alanda beklentiniz nedir Türkiye'den, hükümetten bilhassa? Birkaç konu var tabii ki ve en çok ilerleme göründüğü dalda kadına karşı şiddettir. O konuda gerçekten çok projeler başlatıldı. Ondan sonra sığınma evleri yapılıyor. Daha geçenlerde Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile görüştüm ve 2008'de sığınma evlerin sayısını 50'ye çıkartmak istiyor. Yani bunlar bayağı önemli adımlar ve bu konuda tabii ki daima devam etmek lazım. Bu konu gerçekten medyada, kamuoyuna da çok yansıdı ve bu konuda gerçekten bir değişik tavır gördüm. Yani ilk zamanlar, ta birkaç sene önce ilk rapora yazmaya başladığım zaman hükümet tarafında bu konuyu fazla yaklaşmak istemeyenler de vardı. Ya boş ver, öyle bir problemimiz mi vardı ya, boş ver falan diyenler vardı. Ve şimdi gerçekten yani çoğunluk olarak herkes bunun gerçekten çok önemli bir problem olduğunu kabul ediyor ve adımlar atılması gerektiğini diyorlar. Yani bu Gerekli olduğu önemli. söyleniyor, evet. Efendim? Yani bunun önemli olduğunun altı Tabii. çiziliyor. Evet. Ama bu senede bence daha önemli, yani bir konu daha var. O da önemli. 2008'de bu yeni anayasa tartışmaları olacak ve tabii ki bu yeni Türkiye'deki anayasada kadının durumu nedir? Nasıl olacak? Kadınlarla ilgili hangi paragraflar olacak? Tabii ki onları da yakından takip edeceğim. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Belki bilmiyorum bu. Şimdi gerçekten çok önemli kadın erkek eşitliği Türkiye'de. Yani bunu bir AB gündeminin dışında da bıraksak çok önemli. Yani kadın erkek eşitliği Türkiye'nin ilerlemesi ve belli bir noktaya gelmesi açısından olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Bu benim açımdan öyle. Bu Avrupa tarafına da anlatıyor musunuz bu Türkiye'deki kadın haklarının geldiği noktayı? Yani Avrupa'yı da bilgilendiriyor musunuz işte Avrupa Parlamentosu'nda? Çünkü bu konuda da büyük bir bilgi eksikliği var. Kadınların hala 18. 19. yüzyılda yaşadığını zannediyor Avrupa'da birçok çevre. Hatta Avrupa Parlamentosu'nda. Öyle bir şeyiniz oldu mu bir enformasyon, bir bilgi verme konusunda? Tabii ki devamlı bu konularla ilgili tartışıyorum ve bunun bence en büyük yani ortada olan nokta raporlarım. Çünkü tabii ki sizin dediğiniz doğru. Önyargılar çok ve tabii ki aynı zamanda Türkiye'nin üyeliğini istemeyenler bunu da kullanmaya çalışıyorlar. İşte kadın haklarının durumu o kadar kötü olduğu için Türkiye üye olamaz falan diyorlar. Evet. Ama aynı zamanda benim iki tane rapor şimdi kabul edildi ve bu raporların ikisi çok dengeli ve olumlu gelişmelere de çok altını çizen bir raporlardır. Demek ki onlara Çok çok önemli bir yaptığın iş gerçekten çok önemli. Evet. Zaten bir yazılı belge. Avrupa'da birçok araştırmacı, bilim adamı da bu raporları kullanıyor Evet. ve kullanacaktır da. Gerçekten çok önemli. Bu AB sürecini izleyen bizler bunun önemini görüyoruz. Şimdi önemli bir konuya daha geçelim. Bu Kıbrıs. Gerçekten Kıbrıslı Türkler büyük bir hayal kırıklığı içerisindeler. Maalesef Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu sözler var. Annan planı sonrası. Bu Annan planı Birleşmiş Milletler planı diyorlar ama herkes şunu unutuyor. Bu plan Birleşmiş Milletler planı değil sadece. Sadece Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler planı. Niçin Avrupa Birliği planı? Çünkü ilk aşamasından itibaren Avrupa Birliği de bu işe angaje oldu. Bu işte çalıştı ve o rapor beraber hazırlandı. Ve Avrupa Birliği de bu raporun daha doğrusu bu Annan planının kabul edilmesi için de çok çalıştı. Ama Papadopoulos, Verhaeghe'nin ifadesiyle zamanın genişlemeden sorumlu üyesi komisyonun Verhaeghe'nin ifadesiyle
ifadesiyle Avrupa Birliği'ni hayal kırıklığına uğrattı ve aldattı. Şimdi Avrupa Birliği bu referandumdan sonra Türkler evet dedi. Ondan sonra bir söz verdi. İşte 2004 yılında işte Türklerin ekonomik izolasyonundan kurtarılması ve mali yardım. Ama bu verilen sözler hiç bir zaman yerine getirilmediği gibi Avrupa Birliği yürütme organı olan komisyonun hazırladığı bu tüzüklerde kuşa çevrildi ve birbirinden ayrıldı. İlk önce bunlar tam bir bütün olarak ele alınacaktı. Sonra gelinen noktada tüzükler çalışmıyor. Rumlar veto koyuyorlar ve Avrupa Birliği'ni kendi alanları doğrultusunda ilerletiyorlar. Nasıl, nedir? Senin cephenden nasıl görünüyor Kıbrıs'taki sorun? Nedir? Gelinen nokta nedir? Nasıl bunu bize anlatacaksın? Şimdi tabii ki siz diyorsunuz yani Avrupa Birliği'nin çerçevesinde bir anan plan ya da bir plan hazırlandı. Ama yani şunu da görmek lazım. 2004'ten önce Kıbrıs'ız bir Avrupa Birliği vardı. 2004'ten sonra Kıbrıs'ta bir Avrupa Birliği vardı. Avrupa Birliği oldu. Ve tabii ki ama bunu herkes bilir. O zamandan itibaren bir çözüm bulma daha da uzaklara gitti. Çünkü yani Kıbrıslı bir Avrupa Birliği'nin çerçevesinde bir çözüm bulmak oldukça zordur ve neredeyse yani imkansız görünüyordur. Tabii ki aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk Kıbrıslılar için çok zor. Çünkü verilmiş sözler vardı Nisan 2004'te işte izolasyonun kalkması, mali yardımı falan diye sözler verdi. Ve oldukça Kıbrıs, Güney Kıbrıs oldukça bloke, yani bloke edildi. Hayata geçirilmedi. Evet, tüzükler. Yani ve gerçekten Avrupa Birliği'nin aynı deminki konu gibi yani Sarkozy ile ilgili Avrupa Birliği sözünde durmalı. Çünkü Avrupa Birliği güvenilir bir Avrupa Birliği olması gerekiyor bence. Ya çünkü Avrupa Birliği yani sıradan bir şey değildir ki. Koskoca 27 ülkenin olduğu 27 ülkeden oluşan bir Avrupa Birliği'dir. Evet. Ve sözünde durmalı, güvenilir bir partner olmalı. Ve kuzeydeki insanlara yardım, gerçekten yardım gerekiyor. Çünkü onlar iyi niyetlerini gösterdiler. Onlar anan planına evet diyenlerdi. Güneydeki yani sözde çok çözüm isteyenler hayır dediler. Yani Rum kesimi. Yani orada Avrupa Birliği'nin bu konuda daha kararlı bir şekilde adımlar atması gerekiyor. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Fransız yetkililer bu Brüksel'deki AB konusunda bu AB gözlemcileri diyelim bunlara. Kıbrıs konusu Avrupa Birliği'nde fazla bilinmiyor. İşte Rum tarafının politikalarının arkasına herkes takılıp gidiyor diye görüşler var. Tam biliniyor mu bu Kıbrıs sorunu? Yani böyle neler olduğunu biliyor mu herkes? Çünkü çok ufak bir azınlığın dışında. Ben tabii genel konuşuyorum. Çünkü bilen var tabii ama çoğunluk biliyor mu bu olayı? Yani hayır, olayın farkında hayır mı? Kesinlikle yani. Peki Kıbrıs ne yapması gerekir Kıbrıs Türk tarafının? Yani Kıbrıs Türk tarafına mesaj vermek lazım. Çünkü orada da zannediliyor ki bu Kıbrıs sorununu herkes hakim Avrupa Birliği'nde ya da Avrupa Birliği üyesi ülkeler biliyor. Bir yaklaşım içerisinde olanlar var Kıbrıs Türk tarafında. Onlara da bir mesaj ver. Yani biliyor mu Kıbrıs sorununu AB üyesi ülkeler ve Kıbrıs Türk tarafı ne yapmalı? Hollanda da bir söyleyiş var yani. Haklı olmak önemli değildir, haklı çıkmak daha önemlidir diye bir söz var. Evet. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'taki Türkler haklı olabilirler ama milletin de bunu bilmesi lazım. Evet. Yani bir yerde haklı teşvik çıkmak gerekiyor. Evet. Etmek lazım.